Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Eskişehir merkezden ve sektörün lider firması Köşem Döner'den sesleniyoruz. Yanımızda da firmamızın sahibi beyefendi Recep Dayı bulunmakta. Bakalım Recep Bey çalışmaları ve faaliyet alanları ile alakalı bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Recep Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkürler efendim, sizi sormalı. Sağ olun, biz deyiz Recep Bey. Bizi burada konuk ettiniz, ağırladığınız Hoş için geldiniz. Ben şahsınıza ve firmanıza teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Recep Bey, çalışmalarımızdan, faaliyetlerimizden bahsedeceğiz ama önce ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize sizi tanıtmak adına sormak istiyorum. Recep Dayı kimdir? Recep Dayı 1985 Afyon Bolu'dan doğumlu. Evet. 2000 yılından Bolu'dan buraya geldi, Eskişehir'e geldi. 2000 yılından bu tarafa çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Peki 2000 yılında Eskişehir'e geldik dediniz. Burada 3 kardeşsiniz değil evet. mi? Kardeşlerimiz? Kardeşlerim abim var Mevlüt. Kardeşim var tekrar küçük erkek kardeşim Erol. Bir evet. kardeşim daha var. O şu an burada değil. Evet. Biz burada bir ailece geldik. Evet. Buraya yerleştik Eskişehir'e. Eskişehir halkına hizmetlerinizi en iyi şekilde ulaştırmak için devam ediyorsunuz. Evet. Peki hizmetlerimizi konuşalım. Geçmişe dayalı bir sebze sektörünün içerisindesiniz. Evet. Taşımacılık anlamında da çalışmalarınız olmuş. Şu anda da Köşem Döner'i açmışsınız. Evet. Kaç yılında açtık Köşem Döner'i? 2000 yılında açtık Köşem Döner'i. 2000 yılında açtık. 2000 yılında açtık. Peki hizmetlerimizi konuşalım. Köşem Döner ne yapar? Köşem Döner, nasıl söyleyeyim ben size, ekmek arası ağırlığımızda çalışır. Ekmek arası tavuk döner, aynı şekilde tantuni, yoğurtlu, tabakta sade, iskender, bu tarz şeylerden çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmalarına devam ediyorsunuz. Zaten butik tarzı küçük, şirin de güzel bir yeriniz evet. var. Tam köşede böyle. Devlet Hastanesi'ne yakın. Yakınız. Bu anlamda bölgede yalnız değilsiniz. Sizin dışınızda bu sektörde farklı noktalar söz konusu. Bir hizmet alacak kişi veya kurum neden sizi tercih etsin Recep Bey? Neden bizi tercih etsin? Yani, kalite evet. ön planda bizim için. Bilindik markalardan kullandığımız için kalite ön planda. Paket servisimiz de var aynı zamanda. Evet. Yani siz bilindik markalarla çalışıyorsunuz. Evet. Ürünlerinizi hep aynı noktalardan alıp getiriyorsunuz buraya. Sonuçta gıda satıyorsunuz. Evet. Yani hijyen de önemli. Hijyen bu anlamda. Çok önemli tabii ki. Bu kurallara da uyduğunuz için İnsanlar sizi tercih ediyor anladığım evet. kadarıyla. Gayet güzel. Peki biraz içeriğini açalım. Tantuni dedik. Tantunimiz et var, var, tavuk var. Tavuk dönerimiz var, et tantunimiz var. Tekrardan et tantunimiz var. Evet. Dürüm, lavaş, evet. yoğurtlu, tabakta, sade evet. dediğim gibi İskender olmak üzere çalışmaktayız. Gayet güzel. Peki öğrenciler de burayı çok tercih ediyorlar anladığım evet. kadarıyla. Evet, öğrenciler de tercih ediyor. Lezzetlerinizi hazırlarken nelere çok dikkat ediyorsunuz? Dediğimiz gibi, başında söylediğimiz gibi hijyenikten hijyenik, hijyenik kalite. Yani. Kalite ve hijyenik. Güler yüzlü hizmet. Elbette. Bunlar bizi ayıran özellikler. Peki paket servisi dediniz. Bir size telefon geldiğinde buradan biz ne yapıyoruz? Paketimizi motorlu kuryemizle. Motorlu kuryemiz olarak en geç 20 dakika içerisinde teslim ediyoruz. Teslim ve ediyoruz. Sıcak bir şekilde teslim ediyoruz. Sıcak bir şekilde teslim edebiliyorsunuz. Gayet güzel. Peki hizmetleriniz şu anda gelmiş olduğunuz noktada hedefler, hayallere ulaştınız mı? Planlarda neler var ileriye dönük? İleriye dönük tabii ki Köşem Döner'in şubelerini açmak istiyoruz. Yani isim hakkı da vermek istiyorum. Tabii talep olduğu doğrultusunda. Yani size talep gelmesi doğrultusunda Köşem Döner'in franchise ismini Türkiye'nin farklı bir noktasına evet. da taşıyabilirsiniz yani. Evet. Yani verebiliriz diyorsunuz. Bu tekliflere de açığız. Açığız. Peki Eskişehir'de farklı noktalara düşünüyor muyuz bu anlamda şubeleşme tabii ki. Açısından? Tabii ki düşünüyoruz. Çünkü daha biraz yolun başındayız herhalde anladığım kadarıyla. Yolun başındayız ama açmak istiyoruz. Elbette ki açmak istiyoruz. Evet. Yani bu dedim ya, hizmette sınır tanımıyoruz Allah'ın izniyle. Gayet güzel. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere Eskişehir merkezden ve sektörün lider firması Köşem Döner'den, Recep Dayı'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.